Herkese merhabalar. Transfer inceleme videolarında bugün Fenerbahçe'nin yeni transferi Ali Samatta'dan bahsetmeye çalışacağız. Fenerbahçe'nin yeni santraforu uzun zamandır bu haberi bekliyorduk. İsim özelinde değil ama mevkisi santrafor olan bir oyuncunun alınmasını veya da en az iki oyuncunun alınmasını bekliyorduk. Bir tanesi geldi. Diğer isimler de konuşuluyor ama o isimlerde imzalar atılınca inşallah bahsederiz. Samatta'nın profiline ilk baktığımız zaman dikkatimizi çeken özellikleri atletik yapıya sahip bir oyuncu olması, güçlü bir oyuncu olması bunun yanı sıra ve ayakları yere sağlam basan bir oyuncu. Zihinsel anlamda kararlılık, agresiflik tavan yapmış vaziyette elit seviyede. Cesaret, özel yetenek ve topsuz alanında iyi iş yapabilecek seviyede teknik anlamda e, bitiricilik biraz düşük teknikte idare eder diyebiliriz hani golcünün tekniğinin 17-18 olmasına gerek yok ama bitiriciliğinin en az bir 15 olmasını açıkçası ben beklerim bunun yanı sıra dribling ilk kontrol ve penaltı kullanmada iyi değerlerde olduğunu söyleyebilirim oyuncunun profiline direkt baktığımız zaman zaten ben çalışkan forvetim ben rakip stoperleri yorarım onlarla boğuşurum defans arkası da birkaç top atarsanız affetmem bütün savunmayı peşime takıp e, hızlı çıkışlarla da skor bulmaya çalışırım profili var oyuncuda. Attığı bazı gollere baktım. E, bir ceza sahasına gelen yerden ortalarda etkili vuruşları olan bir oyuncu. Kafa toplarında çok etkili değil ama zafiyet e, diyemem ama ön plana çıkan özellikleri arasında kafa toplarındaki hakimiyeti yok. Kafa golü atmaz anlam, atamaz anlamına gelmiyor bu doğal olarak ama oyuncunun özelliklerinde bunu sayamam. Bunun yanı sıra şurada rol ve göreve baktığımız zaman neredeyse bütün hücum rollerini oynatabilirsiniz. Seçebiliriz ama tabi burada ne kadar verim alacağımız önemli. Bence çalışkan forvet hücum oyuncu için en iyi rol. Ceza sahası golcüsü olmadığında şuradan çok rahat söyleyebilirim. Zaten bitiricilik falan düşük ama Bitiricilik tek başına bir değer değil. Şurada fırsatçı golcü e, özelliğini seçtiğiniz zaman rolünü bitiricilik, ön sezi, soğukkanlılık ve topsuz olan bunların ortalaması 15'se bir oyuncu da e, bu oyuncu ceza sahası golcüsü diyebiliriz. Ama Samatta'da görüyorsunuz bunlar çok yüksek değil. E, ceza sahası çevresinde, ceza sahası içerisinde de fiziksel anlamda çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim tabii. Genel olarak kadromuza rakibi hırpalayacak, yoracak. E, ayağı da e, fena olmayan bir oyuncu kazandığımızı söyleyebilirim İlk kontrol hiç fena değil bunun yanı sıra driplink 14 hız hızlanma ve çeviklik de iyi seviyede yani bu oyuncu toplu koşularda da rakibe sıkıntı çıkartabilecek seviyede değerlere sahip Tabii biz oyunun verdiği profilden yola çıkarak yorumluyoruz. Gizli özelliklerinde potansiyel yetenek burada 132 gözüküyor. Şu anda o potansiyel yeteneğe ulaşmış vaziyette. Süreklilik 15, önemli maç formu 14. Bunlar da ciddi anlamda iyi değerler. Şu uyum çok yüksek değil, çok hırslı bir oyuncu. Raporlarda milli takım tecrübesi var. Tanzanya milli takımında oynuyor 52 maç, 18 gol. Süper Lig takımları için üstün bir oyuncu. Fiziksel özelliklerinin iyi olması ve şu mücadeleci zihinsel özelliklerinin iyi olması oyuncunun biraz daha ön plana çıkmasını sağlıyor. Hızlı, güçlü, futbolu ileride biraz gelişebilir. Azimli sayılır, çok yönlülüğü var. Farklı mevkilerde mevkide oynatılabilir ve fiziksel olarak da kuvvetli bir oyuncu söylüyor. Eksilerine baktığım zaman tek ayak kullanıyor. Penaltı kullanma özelliğini geliştirmek zorunda diyorum. Penaltı 15, soğukkanlılık 13. Yani bu, bu e, bazen buradaki eksiler anlamsız da çıkabilir böyle. Merkezdeki arkadaş grubuna uymuyormuş ve e, 14 yabancı kuralından bahsediyor burada. Yani genel itibariyle profili birinci sınıfa yakın bizim ligimiz için en azından. Birinci sınıf bitirici değil ama birinci sınıf mücadeleci bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Geçmişine bakalım kariyer istatistiklerinde neler varmış. Afrika'da kendi ülkesi Tanzanya'da yolculuğa çıkmış. Afrika kıtasında bu kaç yaklaşık 7 sezon top oynamış epey bir kara kıtanın tozunu yutmuş yani futbolcu olarak da sonra Belçika'nın Genk takımına gelmiş Kongo'dan Genk'e hala yakalarından düşmemişler. Neyse burada en azından top oynatmak için almışlar Kongo'dan sefer birilerini. Belçika'nın Genk kulübüne gelmiş. 1.2 milyon euro. E, Genk biraz ritmini yakalamıştı. Biraz dedim epey iyi sezonları vardı. Şurada bir düşüş var ama e, tabii sonraki sezon bakın görüyorsunuz burada bir 23 golü var. Gol krallığı da var Genk'te. 2019-2020 sezonunda da 20 maçta 7 gol atmıştı Genk'te. Daha sonra Aston Villa'nın yolunu tuttu. Premier Lig'e e gitti. Aston Villa Lig'de çok iyi durumda değildi. Zaten son son haftada kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Bir puan farkla kalmıştı galiba. E, genel itibariyle baktığınız zaman yani yarım sezonluk performansında 15 maçta bir gol ligde. E, bunun yanı sıra pandemi var. Alışamadı. Yeni gittiği bir ülke ki Premier premierlik çok zor şartları olan yani futbol anlamında kalite isteyen alışılması da kolay olmayan bir lig. E, o yüzden biraz sıkıntılar yaşadı. Ve Fenerbahçe'ye geldi yarım sezon Aston Villa macerasından sonra bence e, zamanında geldi. Hani 2 3 sezon Aston Villa'da kalmaya çalışsaydı belki onun için daha kötü olabilirdi ama zamanında geldiğini düşünüyorum. Bence ligimizde Belçika Ligi'nde gösterdiği performansı gösterecek. Şöyle kıyasladan Vedat Muriç'le kıyaslamak istiyorum. E, şimdi Vedat Muriç'le benzer özellikleri var ama Vedat Muriç'in en belirgin özellikleri Hava toplarında çok yetkiliydi. Samatta da bu yok. Samatta'nın Vedat'tan artısı fiziksel olarak daha atlet bir oyuncu, daha koşucu bir oyuncu. Ee, çalışkanlık anlamında, e, mücadele anlamında kafa kafaya olduklarını düşünüyorum. Vedat biraz daha e, takım oyuncusu aslında şurada baktığımız zaman. Samatta'nın da soğukkanlılığı ve bitiriciliği 13. E, bu seviyelerde e, çok etkili olmayabilir ama çalışkan forvet olarak kullanırsak çok rahat ederiz bilmiyorum sezon içerisinde neler olur ama gerçekten rakip savunmalara çok büyük sıkıntılar çıkartabileceğini düşünüyorum fiziksel anlamda ve mücadele anlamında. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.